Canan, koştura koştura geldik işte. Ne alacağız şimdi? Sen hiç duymadın herhalde. Annem liste verdi ya. Ahan da işte burada. Hadi Canan, bir an önce alışverişimizi yapalım da gidelim. Sokakta arkadaşlarım bekliyor. Niye acele edecekmişim canım? Şöyle keyfini çıkara çıkara güzel sebzemizi, meyvemizi seçelim. Ay Canan, ne meraklısın annem gibi olmaya. Sen de ne meraklısın Necati abi gibi olmaya. Hemen gidip oyun oynayacaksın değil mi? Evet Canan, öyle dedik ya. Merhaba çocuklar, sizin burada ne işiniz var? Herkes bir yerlere kaçışıyor. Niye ki Can? Siren kapının sesleri her yeri sardı. Millet korkudan eve kaçıştı. Hadi durmayın. Koşun koşun. Eve gidin. Biz niye duymadık peki? Ne bileyim, seninle tartışmaya daldık herhalde. Canan, ne oluyor böyle? Bilmiyorum Şakir. Ben de korkmaya başladım. Hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Her yer sallanıyor. Şakir! Canan, nereye gidiyorsun? İmdat! Canan, ne oldu şimdi böyle? Ben hiçbir şey anlamadım. Rüzgarla savrulduk savrulduk ve bir yere atıldık. Ben de hiçbir şey anlamadım Şak. Siren kafa. Ne? Siren kafa mı? Nerede? Siren kafa, eğer bu işlerde senin bir parmağın varsa var ya, çok kötü yapacağım seni. Bizi bu kadar korkutmaya ne hakkın var? Sakin olun çocuklar. Ben de kendimi mahallede gezinirken aynen sizin gibi savrula savrula burada buldum. Saatlerdir buradayım. Etrafıma bakıyorum bakıyorum, hiçbir şey anlamadım. Acaba neden buraya düştük? Şu anda bir oyunun içindesiniz. Şu anda itibaren sizinle bir oyun oynayacağız. Bir oyun mu? Sen de kimsin? Niye bizi buraya getirdin? Sizlerden etrafınıza iyice bakmanızı rica ediyorum. Her yere şifreler yerleştirdik. Buradan kurtulmayı başarmak sadece sizlerin elinizde. Bizim elimizde mi? Nasıl yani? Burası neresi şimdi? Niye geldik? Sen kimsin? Çok soru soruyorsun cici kız. Sadece etrafınıza bakın ve kurtulmaya odaklanın. Şimdi sizi şifrelerle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Şakir, duydun mu? Şifre dedi, baş başa dedi, etraf dedi. Yani her yeri ince ince kontrol etmemiz lazım. Siren kafa, sen niye buradasın acaba? Hiç bir fikrim yok. Aylak aylak gezerken bir rüzgarla kendimi burada buldum. Aynı sizin gibi. Hatta bana dış ses böyle bilgi bile vermedi. Demek ki sizi seviyorlar. Eksik olmasınlar. Bizleri çok severler. Değil mi Şakir? Tamam Canan, bırak şimdi bunları. Hadi gel bakalım. Etrafı bir gezelim. Ne var ne yok. Bir anlayalım. Şifreydi, pusulaydı. Ne bulacağız acaba? Sağdan başlayalım. Hayır, bence soldan başlayalım. Sağdan, soldan Canan. Bence hiç tartışmayın. Biriniz sağdan, biriniz soldan başlayın en iyisi. Siren Biren, ama senin kafa da çalışıyor yani Siren kafa. Teşekkür ederim Canan. Ay, Şakir dikkat et. Burada bir tane Ozmo kafası var. Hem de gülen bir kafa. Acaba düğmesine bassam ne olur? Hayır Canan, hayır. Çok kötü sonuçlar olabilir. İyi madem Siren kafa sen öyle diyorsan. Şakir koş koş. Şurada dijital bir şey buldum. Geldim Canan, ne buldun? Bak bak. Sanki bir elektronik alete benziyor. Bence bunu biraz karıştıralım. Oo, bir sürü düğmeleri var. Ben basıyorum Canan. Tam 3 kez bastım. Canan, Şakir, nereye gittiniz? Oh, şükür geri geldiniz. Bu kıyafetler de size pek yakışmış. Canan, baksana, şapkalarımız aynı. Bakayım, kıyafetlerimiz de aynı sayılır Şakir. İyi neyse canım, kötü bir şey olmadı ya. Sadece üst baş değiştirdik işte. Neyse Canan, ben sol tarafıma geri dönüyorum. Burada bir tane de kol var. Hem de duvara yapışık. Ben o kolu da çekeceğim. Bakın bakın, kolu çekince robot çalışmaya başladı. Acaba bu robotun bir işlevi var mı? Çok merak ettim. Boş şeylerle uğraşıyorsunuz.
O robotun size hiçbir faydası yok. Daha dikkatli olun. Daha dikkatli olun. Duydun mu Canan? Boşuna sevindik ya. Ama robot da pek güzelmiş he. Şakir, bu bizim zeytinyağlı dolmadaki robot değil mi? Evet Canan. Çok popüler oldu zaten. Acaba bunlar da ne böyle? Yerde rengarenk nesneler var. Şakir, bir baksana. Sen en iyisi gitme Şakir. Çünkü ben bunları hiçbir şeye benzetemedim. Bakalım. Yeşil, pembe, bir de şurada mavi var. Çocuklar, bunlar bence birer rakama benziyor. Çok mantıklı. Yani her rakam bir şeyi ifade ediyor olabilir. Bak mesela şurada 6 rakamı var. Şakir, 6 kere zıplayalım. Bakalım ne gelecek başımıza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pek bir şey değişmedi. Sadece sirenler çalıştı. Uf Şakir. Onu yapıyoruz bir şey olmuyor. Bunu yapıyoruz bir şey olmuyor. Biz nasıl çıkacağız buradan? Dur Canan. Şifreleri bir bir çözeceğiz işte. Bakın tam arkanızda bir tane de salıncak var. Şakir salıncağı kullanma sakın. Belki bir şey olur. Yok ya salıncaktan ne olacak ki? Baksana ne kadar güzel. Çok eğlenceli. Gene sallanıyoruz Şakir. Sana kullanma demiştim. Salıncakta sallanınca her yerde sallanmaya başladı. Ne ilginç bir kartun hapishane ya. Gel bakalım buralarda neler var. Şakir bak bak burada bir tane bilgisayar var. Allah Allah biz bunu daha önce niye fark etmedik acaba? Çalışıyor mu dersin? Bilmem ki bir denesene. Bilgisayarı açabilirsiniz. Aa bak dış ses açabilirsiniz dedi. Demek ki çalışıyor o zaman. Şakir bak bak ekranı açıldı. Ne yapıyorsun Şakir? Bilgisayarda bir takım komutlar çıktı. Onların hepsini yerine getirdim. Bakalım şimdi ne olacak? Aa Şakir karşıya bak. Perde kendi kendine açıldı. Altından kapı çıktı gördün mü? Evet Şakir galiba oluyor. Bakayım bilgisayarda başka komutlar var mı? Şimdi o kapının açılması lazım. İnanmıyorum Şakir. Başardık, başardık. Çocuklar, zekanıza hayran kaldım. Harikasınız gerçekten. Kapıdan çıkmanıza gerek yok. Ben zaten sizi rüzgarla gönderiyorum. Rüzgarla mı? Yok ya, biz normal kapıdan çıksaydık olmuyor muydu? Bu da benim için ayrı bir eğlence tabii. Kanalımıza abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza bizden selam söyleyin. Bizle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.